رجل أنفق في سبيل الله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Beşinci kişi, o kişi ki Allah yolunda harcılayar, harcladığını, sağ elin verdiğini sol elin bilmez. Burak subhanallah sağ elin verdiğini sol, indi harcılayan yoktu. Allah'ın farz ettiğini çıkardanlar yoktu. Ne için yığırsan, sana kalan harcladığındı, yığdığın değil. Sağ elin verdiğini sol elin bilmez. Bakın, ihlasın gücüne bakın. Ay cemaat, ben falan yere falan yardım ettim. İnsanlara gösterir için değil. Çünkü onun hiçbir faydası yoktu. Burada farzdan başlayak. Farz olan zekatı vermeyenler var. Allah Azze ve Celle'nin farz ellediği, namaz kimi, oruç kimi, her kimi farz ellediği zekatı vermeyenler var. Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ. O insanlar ki kızını gümüşü toplayanlar, onu Allah yolunda harcamazlar, yani zekatını vermezler. Onları şiddetli azapla müjdele. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Kıyamet günü onların yığdıkları kızıl gümüş cehennem ateşinde kızdırılacak. Onların kızdırılandan sonra alınlarına, sinelerine, yanlarına ve küreklerine, bellerine yapıştırılacak. Ve diyecek ki yığdığınızın azabını tadın. O yığdığınla ona azap olacak. Bir şey ki sana azaptı, bir şey ki sana beladı. Niye özünü helak ediyorsan sen? Kimin için çalışırsan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Diyor Allah Teala her gün iki melek gönderir yere. Her gün iki melek gelir yeryüzüne. Biri diyor Allahümme a'ti munfigan halefe. Biri diyor Allah'ım senin yolunda harcayanın evazını ver. O birisi diyor ki Allahümme a'ti munfigan telefe. O birisi melek de diyor ki Allah'ım kim ki malını tutup saklayır, harcayanın onun malını mehvelle. Meleklerin de duası kabuldu. Bunu bildiğimiz halde nece biz elimizi tuturuz? Bildiğimiz hakta Allah Teala buyuruyor ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Neyi harcaseniz Allah onun nefesini verecek. Bildiğin halde nece tutursan, niye harcilemirsen, niye bağlı olursan sen bu dünyaya. Nafile namazlara gelirsen maşallah. Adamın farz namazların sünneti yerinde. Gece namazları yerinde, duhası yerinde. Oruca gelirsen 1-4'ü tutur. 13-14-15'i tutur. Yani Ramazan orucuna alaba, Arafanı, Aşura'nı hamsun tutur. Hacca gelirsen farz hacı edip ümresinden kalmır. Nafiledir bunlar hamsun. Zekata gelende zekatı verir, sünnetinde diyanlar. Bunun da sünneti var. Sedeke de, bunun da sünneti var. Bu sünneti de verir. Bunun sünnetini iyi yaşamırsan. Bil ki şeytan oynuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki sedeke Allah'ın gazabını söndürür. Sedeke Allah'ın gazabını söndürür. Allah'ın sana gazablarını gittiğin günaha göre onu söndürme yollarından biri nedir? Sedekedir. Nafile sedekedir. Bu Allah'ın gazabını söndüren vasitelerdendir. Ve şeytan koymuyor sana vermeye. Hemçinin başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki davu mardakum bis sadaka. Hastalarınızı sedekeyle muarece edin. Ne demekti? Yani insan sedeke verirse, hasta özü Allah yoluna sedeke verirse o onun Allah'tan ona şefa verir veya onun evladına şefa verir. Ve burada hadiste ne gelir? Sağ elindir verdiğini sola bilmez. İhlasın önemi, riyadan çekinmenin vacipliği. Bazı insanlar var, subhanallah, ettiği bütün emeli kendinin cemaati bilir. Yahut rayonunu herkes bilir. Falan kez falan yaşıyor. Herkese ilan edilir. Kimi görür danışır. Veyahut ettiği adamın yüzüne çekir. Allah Teala buyuruyor ki, لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتْكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Sadakalarınızı başa kalkmakla, eziyet vermekle batıl etmeyin.